Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere PlayStation yaz indirimlerinden oyun önereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi yaz indirimleri başladı. Temmuz'un 22'sinde. Ben bu videoyu 24'ünde falan atacağım galiba. Şimdi ben indirimlere biraz göz attım. Öyle pek fazla oyun yok ama yine de bir bakalım. Şimdi burada yaz indirimi %60'a bana indirimler varmış. Bakalım. Buradakileri zaten geçiyorum. Spider-Man var. Bu kaça inmişti ya bilmiyorum da. Bunlar çok küsuratlı inmişler. Neden direkt 30 falan yapmadılar ki? Mesela Red Dead Redemption 2 var. 30'a inmiş. 30'a inmiş. Oynamadıysanız alabilirsiniz. Ben 50'ye almıştım geçen yıl. Spider-Man galiba bu 25'e falan inmişti ama alınabilir. Zaten Game of the Year DLC'leriyle birlikte Game of the Year Edition'ı. Burada Days Gone var. 20 euroya inmiş. Alınabilir. Ben de 20 euroya almıştım zaten. Öyle pek iyi bir oyun değil ama 20 euro değer bu oyuna. Çünkü 40 saatlik bir oyun, uzun bir oyun. Control Standard Edition. Bak güzelmiş ya. Ben almayı düşünüyorum kontrolü. 20 euroya inmiş o da. Bayağı övülen bir oyundu. Çoğu kişinin sevdiği bir oyundu. Alınabilir 20 euroya. Remedy'nin oyunu zaten. Crash Bandicoot Insane Trilogy 40'tan 20'ye inmiş. Ben de onu bir ara alacağım ama kutulu olarak herhalde alırım. Star Wars Jedi Fallen Order. Ben 40'a almıştım. 35'e inmiş. Güzel. Alınabilir. Benim çok beğendiğim bir oyun olmuştu. Death Stranding. Ben de bunu aldım zaten yaz indirimlerinde kutulu olarak. 30 euroya inmiş. Ben de 30'a aldım zaten. Çok tartışmalı bir oyun. Bir taraf çok severken bir taraf hiç beğenmiyor falan. İsterseniz alabilirsiniz. Güzel inmiş. Kasım ayında çıkmıştı bu, kaç aylık oyun oluyor. 9 aylık oyun falan. Yani daha yeni bir oyun. 30 euroya yine güzel inmiş. Zaten PC'ye falan da çıktı oyun 14 Temmuz'da. Resident Evil 2 var, 20'ye inmiş. Alınabilir korku oyunu seviyorsanız. Çok fazla korkunç bir oyun. Persona 5 Royal. Ulan bu yeni çıkmıştı değil mi? 60'tan 45'e inmiş. Bu da sanırsam bayağı bir gidiyordu diye biliyorum ben. Persona 5'in DLC tarzında bir şeysi galiba. Ama zaten Persona 5'i zaten beğenmişseniz bunu da severseniz herhalde. Yeni çıkan bir oyun olmasına rağmen yine güzel fiyata inmiş. The Crew 2 yine 15'e düşmüş. Yani yarış oyunu falan seviyorsanız alabilirsiniz. İlk oyundan çok daha iyi bir oyun olduğunu söylüyorlardı. Ben de almayı düşünüyorum ama PlayStation Plus isteyen bir oyun. Crash Team Racing var. 24'e inmiş. %40 indirimle. Bu da geçen yıl çıkmıştı herhalde. Crash Team Racing'in remake yapılmış hali. Bu tarz oyunlar zaten pek yoklar ama yani Crash karakterleriyle yarıştığınız bir oyun. Onun dışında burada Hitman 2 var. Güzel inmiş. 15'e inmiş 70'ten. Harbi çok güzelmiş ha. Hitman oyunlarını daha önce ben hiç oynamadım ama bu tarz bir oyunu benim oynayabileceğimi pek zannetmiyorum. Çok birkaççılık oyunu olduğu için öyle gizlilikle düşman öldürmek falan pek benlik değil ama Hitman 2'yi almayı falan düşünüyorsanız şu an alabilirsiniz. Onun dışında Witcher 3 var. Bunun Game of the Year'ını almak daha mantıklı ama sadece Witcher 3'te %70 indirimde 9 euroya inmiş. Zaten hep bu fiyatlara iniyor. Zaten şu zamana kadar oynamamışsanız alın oynayın. The Outer Worlds 30'a inmiş 60'tan. Vallahi Outer Worlds geçen yılın en iyi RPG oyunlarından biriydi. Zaten ödül falan da aldı diye hatırlıyorum ben. Vallahi güzel oyundu. Ben bir 5 saat falan oynamıştım galiba oyunu Xbox Game Pass'le. Yani bu fiyata alınabilir. Geçen yıl Ekim'de mi ne çıkmıştı o? Burada da Witcher'ın sezon pass'leri falan varmış. Sezon pass'i yani burada direkt Blood and Wine'ı ve Hearts of Stone'u veriyor. Burada da onları direkt ayrı ayrı satılıyorlar. Blood and Wine daha iyiydi. Hearts of Stone ise daha kısa bir DLC ama bir DLC'ye göre yine iyi bir uzunluğu var. 7 saat falan gidiyordu galiba. Blood and Wine ise 15 saat gidiyor muydu ama Blood and Wine çok daha iyiydi Hearts of Stone'a kıyasla ama ikisi de çok iyi DLC'lerdir. Yani başlı başına ikisi de tek bir oyun olabilecek kapasitedeler. Witcher'ın DLC'leri bile çok dolu içleri. Onun dışında Metro Exodus %65 indirimde 14'e inmiş 40'tan. Yani alınabilir. Redux'ı falan da oynamışsanız. Bende Redux var ama bitiremedim Metro oyunlarını. Pek benlik değiller. Metro Exodus Redux'takilere göre yani ilk iki oyuna göre çok daha geliştirilmiş bir versiyon. Yarı açık dünyası falan vardı. Onun dışında Metal Gear Solid Phantom Pain ile Grand Zeroes yine 5 euroya inmişler. Ben bunu bir ara alacağım ama ne zaman alacağım bilmiyorum. 5'e falan iniyor çoğunlukla. Gridfall var. Bu da geçen yıl çıkan bir oyundu. Bir RPG oyunu. Öyle vuruş hissi olarak pek iyi oyun olduğunu söylemiyorlardı ama RPG oyun olarak iyi bir oyun olduğunu söylüyorlardı. 17.5'a düşmüş. %65 indirimle. Ortalama düzeyde bir oyun gibi duruyor bu Gridfall'da. Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition 20'ye inmiş. Bir ara oynayacağım Assassin's Creed Odyssey'de ama ne zaman oynayacağım bilemiyorum. Büyük ihtimalle seneye oynarım. Bütün Assassin's Creed oyunlarını en baştan oynayıp. Yani Odyssey'de zaten çok uzun bir oyun. Eğer ki alırsanız sizi bayağı uzun bir süre götürecektir. Onun dışında burada Plague Innocence var. %70 indirimleri 15'e düşmüş. Bu da benim merak ettiğim bir oyun. Ben de alıp oynayacağım. Böyle farelerin olduğu bir oyundu. Veba salgını zamanında geçiyor. Aslında oyunun mekaniği öyle basit dursa da basit duruyor ama o kadar da basit olmadığını falan söylüyorlardı. Oyunun mekanikleri kendini yeniliyormuş oyunda ilerledikçe. Vallahi benim de merak ettiğim bir oyun. Ateşli fareleri uzaklaştırıyorsunuz görünene göre ama mekanikleri kendini geliştirdiği için merak ediyorum. Bakalım bir ara alıp oynayabilirim. Ondan sonrasında burada Middle Earth Shadow of Mordor var. Zaten bu PlayStation'da olan bir oyundu. 10 euro inmiş. Yani War'a göre daha iyi bir
bir oyun oldu söylüyorlardı Mordor'un. Benim de almayı düşündüğüm oyunlardan bir tanesi. Zaten Orta Dünya'yı konu alıyor. Burada Bioshock The Collection falan filan var. 12.5'a düşmüş. Zaten içerisinde ilk iki Bioshock oyunu ve Infinite var. Infinite'i ben oynamıştım, çok güzeldi. İlk iki Bioshock oyunu da zaten bende PC'de var. Onları da bir ara oynayacağım. Bioshock oyunları cidden çok iyidir. Oynamamışsanız Collection'ı alabilirsiniz. Alien Isolation. Asla oynayamayacağım bir oyun benim. Acayip korkunç, bir aralar izlemiştim. Çok fena geriyor. %80 indirimle 7 euroya düşmüş. Korku oyunu falan seviyorsanız beğeneceğiniz bir oyundur. Dark Souls 3 %75 indirimle 13'e düşmüş, 12.5'a. Vallahi bilemiyorum, Dark Souls'lar pek benlik değiller. Bloodborne'u aldım zaten ben, indirimlerde onu oynayacağım. Dark Souls'ları pek alabileceğimi zannetmiyorum ama Souls oyunlarını seviyorsanız Dark Souls'ları da beğenirsiniz herhalde. Burada Yakuza Remastered Collection. Bunun içerisinde 3, 4 ve de 5 mi vardı? Diğer 6. oyun falan mı vardı? Tam bilmiyorum ama remastered edilmiş versiyonlar. Bu yılın başında ve hatta geçen yılın sonlarında mı ne duyurulmuştu bu? Birkaç ay arayla çıkaracaklardı falan. Yani Yakuza Zero'yu oynamıştım ben, pek benlik değildi ama Yakuza oyunlarını seviyorsanız bu oyunları da beğenirsiniz herhalde. Collection'da pek iyi bir indirim almamış ama. Persona 5. Bu bir aralar ben görmüştüm, 18'e düşmüştü, şimdi ise 17.5'a düşmüş. %75 indirimle. Vallahi almayı düşünüyorum ama JRPG oyunları pek benlik değil ama merak ediyorum Persona 5'i. JRPG oyunları seviyorsanız Persona 5'i de beğenirsiniz. Çok uzun bir oyun zaten. 100 saat falan gidiyor. Oyunun 20 saatini oynadığınızda sadece oyunun giriş kısmını bitirebiliyormuşsunuz falan diye duymuştum ben. Yani ne kadar uzun olduğunu oradan anlarsınız. Judgment. Oo, çok inmiş lan. Bu oyun geçen yıl çıkmıştı. Bu da Yakuza tarzında bir oyun. Zaten aynı firma yapıyor. 12'ye inmesi şaşırttı ya. 60'dan 12'ye düşmüş. %80 indirime daha. Geçen yıl çıkan bir oyun, herhalde pek beğenilmedi. Takip mekanikleri falan sıkıcı diyorlardı oyunda. Ama çok Yakuza varimsi. Yani Yakuza'nın ismi değiştirilmiş hali gibi bir şey. Judgment. Ama Yakuza oyunlarını beğenirseniz, beğeniyorsanız bu Judgment'ı da beğenirsiniz herhalde. Burada Yakuza Kimami falan filan var. 7'ye düşmüş. Vampire. %80 indirimde 12'ye düşmüş. Bu oyunu ben alıp yeniden bir başlayacağım. Zaten benim vampir temasına biraz ilgimden de kaynaklanıyor. Bu Vampire'ı ben beğenmiştim. Dövüş mekanikleri öyle pek iyi değildi ama oyunun temasından dolayı ben oyunu cidden beğenmiştim. Yeniden bir oynamayı düşünüyorum bakalım. Başka bir indirimlerde daha fiyatı düşerse alacağım. Burada Brothers var. Ben aldığım için bende şu anda gözükmüyor ama ben telefondan bakmıştım. 5 euroya inmişti bu. Ben 3'e almıştım ama çok iyi bir oyundur. Oynamadıysanız kesinlikle oynayın. Zaten Joss Farris'ın oyunu. Way Out'u yapan kişinin oyunu. O yeni bir oyun falan yapıyormuş diyorlardı. Bakalım nasıl bir oyun çıkaracak adamdan. Merak ediyorum ama sanırsam Way Out tarzında bir şey yapacakmış yine. İki kişi oynamanızı gerektirecek ama Brothers da çok iyi bir oyundur. Zaten Joss Farris'ın ilk oyunu. Onun dışında burada Assassin's Creed, Triple Pack falan filan var. Unity, Black Flag ve Syndicate. 25'e düşmüş. 80 Euro'dan %68 indirimle. Valla bunlar 25'e değer mi? Değer herhalde ya. 3 oyun. Unity pek iyi değildir ama Syndicate ve Black Flag güzel oynanır. Benim de oynamayı düşündüğüm oyunlar zaten bunlar ama dijital almam bu oyunları. Kutulu olarak alacağım. Call of Cthulhu falan filan var. Bu geçen yıl çıkmıştı sanki ve hatta yok, 2018'de çıkmıştı. 2 yıllık bir oyun. İzlemiştim. Kutulu hikayelerine konu alıyor zaten adından anlaşılacağı üzere. %75 indirimde 10 euro inmiş. Yani alıp oynamam herhalde. İzlediğim için öyle alıp oynamam lazım dediğim bir oyun olmadı. Bu izledim, yetti bana. Kutulu evrenine meraklıysanız falan alıp oynayabilirsiniz bu oyunu. Prey Digital Deluxe ile oyunun normali aynı fiyata inmiş. Ama ikisi de aynı fiyattaymış. Yani ne alaka ya, harbi. Digital Deluxe ile oyunun normaline aynı fiyata satıyorlar. Prey de benim almayı düşündüğüm bir oyun, aslında biraz gerilim tarzında bir şey ama şu oyundaki yaratıkları biliyorum ben, biraz gerecek gibi geliyor oyun bana ama alırsam eğer ki. Ama merak ediyorum, bir ara alıp oynayacağım bunu. Zaten Bethesda'nın oyunuydu. Yapımcısının şu anda ID Software'ın oyunu muydu bu ya, tam hatırlamıyorum şu anda ama Bethesda'nın çıkardığı bir oyun olduğunu biliyorum. Far Cry 5 ve New Dawn'ı Deluxe Edition'ı 19'a satıyorlar. Hiç gerek yok ya, Far Cry New Dawn'ı ben almayı düşünmüştüm 15'e. 15'e Royal inmişti ama Bloodborne'u aldım onun yerine. Dijital olarak Far Cry 5'i falan alacağımı zannetmiyorum ya. Far Cry New Dawn'ı oynayıp zaten ondan önceki Far Cry'ler falan da onunla sürekli copy-paste yapılmış versiyonları olduğu için ben birisini alsam bana yeter. O yüzden de New Dawn'ı deneyeceğim. 6'yı alırsam zaten pahalı olacak o vakitlerde, onun yerine ben New Dawn'ı alıp oynayabilirim bir ara. Burada şey var, Need for Speed Bundle'ı. Rivals 2015 Need for Speed, bir de Payback. Bu bir ara 15'e inmişti. Bu bundle'ı almayı düşünüyorum ben.
Ama yine bir ara 15'e inerse alacağım bunu. 3 oyun başına 5 euro olarak geliyor zaten. 5 euro bu oyunlara çok iyi olur. Payback'i çok merak ediyordum. O yüzden komple bunları 15'e 3'ünü alsam. Başka bir indirimlerde 15'e inerse alabilirim bunları. Burada Wolfenstein 2 Freedom Chronicles var. Sezon Pass'i DLC tadında bir şeyi. 3'ü de Wolfenstein 2'nin DLC'si. Bu Wolfenstein 2'yi oynarken bir ara almayı düşünmüştüm ama. Belki Wolfenstein 2'yi beğenmişseniz bunu da alabilirsiniz üzerine. İyi gider ya. Bunlar da iyidir. Evet, indirimler de bu kadarmış. Neredeyse 20 dakika olacak video. Evet, PlayStation yaz indirimler de bu şekildeydi arkadaşlar. Neredeyse 20 dakika konuşmuşum bu indirimler içinde. Zaten ben de indirimlerden Death Stranding ve Bloodborne'u aldım. Zaten onlara ilk bakış videosu falan da yapacağım. Bu videoda bu şekilde oldu arkadaşlar. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimi açmayı unutmayın. Gelecek gün görüşmek üzere. Bay bay.